arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Ramazan'a girdik. Ramazan'ın ilk günü sizlere güzel bir menü sunmak istedim. Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabulünü diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Şimdi öncelikle neler hazırlayacağım onları sıralayayım. Ben bir tepside içli köfte yapacağım. Hamurunu yoğuracağız. İçini hazırlayacağız ama tepsiye yayacağız. Öyle tek tek uğraşmayacağız. Çok da güzel oluyor. Hemen ardından ıspanaklı yoğurt çorbası yapacağım. Bunun tarifi tek olarak da kanalımda var. Gene yapacağım ama böyle ayrıntılı tek çorba istiyorsanız hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Bir de yeşillik salatası yapacağım. Çünkü bulgur olduğu için çok fazlasıyla yanına bir şey yapmaya gerek yok. Öncelikle bulguru ıslatayım. Bulguru ıslattık, bekletirken iç harcını hazırlayacağım. 2 su bardağı bulguru şöyle yoğurma kabımın içine alıyorum. Böyle bir şeyiniz yoksa normal herhangi bir tepside de yoğurabilirsiniz. Hiç sorun değil. Eğer ki varsa mutfak robotunuzda yapabilirsiniz. İnanın çok daha kolay oluyor. Benim çok küçük olduğu için her zaman yapamıyorum. Yarım su bardağı kadar da irmik ilave ediyorum. 2 su bardağı kaynar su ilave edeceğim. Tam anlamıyla kaynar olsun. Şöyle bir karıştırayım. Fazla gelmesin sakın gözünüze. Bu şimdi çekecek irmik de olduğu için. Üzerine herhangi bir şeyle ben şöyle bir fırın tepsimle kapatacağım. Kenarda beklesin, hemen iç harcını hazırlayayım. Bunu bir tencere ocağa alıyorum. Altında yakıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu margarini alıyorum ya da tereyağı da koyabilirsiniz ama bunun içerisine kesinlikle katı bir yağ olması gerekiyor. Doğradığım 3 adet orta boy kuru soğanı içerisine ilave ediyorum. Öncesinde kıymayı ya da soğanı ilave edebilirsiniz, hiç fark etmez. Ben bu sefer öncelikle soğanı kavuracağım. Ondan sonra kıymayı koyacağım. Bazı zamanlarda ilk önce kıymayı kavuruyoruz. Fark etmiyor. Şimdi soğanlar tembeleşene kadar kavuracağım. Hemen ardından buzluktan çıkarttığım 400 gram kıymayı soğanları birlikte kavuruyorum. Altını orta ateşe getirip çok kısmayın. Kaşığın arkasını şöyle biraz ezeyle karıştırıyorum. Hemen ardından içerisine tuz, karabiber, pul biber ve toz biber. Tamamen damak tadına göre. Kaşığın ucuyla çok az şöyle salça. Karıştırıyorum. Tamam, biraz ocağın altını kapatıyorum. İçerisine yarım su bardağından biraz fazla ceviz ilave ediyorum. Eğer arzu etmezseniz ceviz hiç ilave etmeyebilirsiniz. Bir tutam kadar da şöyle maydanoz ilave ediyorum. İç harcım artık hazır. Onu kenara alayım. Ben dış harcına yoğurana kadar bu iyice soğuyacak. Baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, karabiber ve pul biber. Yarım yemek kaşığı kadar domates ve biber salçası karışık kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı un ilave ediyorum. Ama da yarım su bardağı su aldım. Eğer ihtiyacım olursa yoğurmak için ara ara elimi ıslatacağım. Bu şekilde döküp tam 20 dakika boyunca aralıksız bir şekilde hamurumu yoğuruyorum. Suya ihtiyacım olursa gene alacağım. Çok fazlasıyla birden su ilave etmeyin lütfen, yavaş yavaş. Normal içli köfte nasıl yapıyorsanız siz de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Sadece tepsiye dökülmüş hali bu tarif. İyice yoğurdum arkadaşlar. Toplamda 25 dakika yeterli geldi. Şöyle eliniz aldığınız zaman olmuş demektir. Şimdi bunu kenara alayım. Şöyle borcamda yapacağım. Borcamın içerisine sıvı yağ koydum. Hemen hemen 2-3 yemek kaşığı kadar ki altı da güzel kızarsın. Çünkü fırında kızartacağız. Herhangi bir yağda kızartmayacağız. Şunu alayım.
Hamuru ikiye bölüyorum. Yarısını altına, yarısını da üstüne yapacağım. Şöyle öncelikle ufak ufak yumaklar tutarsanız daha rahat olacaktır. Arada elinizi yağlayın. Yani böyle yapıp ondan sonra yayıyorum. Tamamdır. Şimdi bunu bu şekilde altına dizeceğim. Arada böyle elinizi hafif yağlayın. Çok da kalın yapmayın. Bu sefer böyle çok kalın bir şey olmasın. Güzel olmaz. Hafif böyle incelte incelte yayıyorum. Fazla geleni kenara toplayabilirsiniz. Böyle çok kalın değil. Gayet iyi. Hepsini bir yapacağım. Şöyle elimle bastırarak. Hafif şöyle birer parmak dışa doğru veriyorum. Kıymayı koyduğumuz zaman arasından çıkmasın. İyice bastırın ki sur pişerken çatlamaları olmasın. Dedikten sonra kıyma harcının arasına artık döküyorum. Hepsini dökeceğim. Benim bu verdiğim tarif bir tepsiye tam yeterli geliyor. Büyük borcamlardan bu arada arkadaşlar. Öyle küçük değil. Şöyle yayıyorum. Harcı da biraz daha böyle elimle düzleyeceğim ki tam anlamıyla ve kıymayı çok dağıtmamak adına elimle şöyle hafif inceltiyorum. Hepsinin içerisine biraz yağ koydum. Hafif elimi yağlayacağım yoksa yapışıyor. Eğer direkt alttaki gibi düzeltmeye çalışırsanız kıymanızı dağıtırsınız. Ondan dolayı elinizi hafif böyle inceltin. Arada yağlayın. Ondan sonra yuvarlayın. Böyle incelttikten sonra koyun. Eğer böyle yapmakta zorlanırsanız yağlı kağıdı serin. O şekilde de yapabilirsiniz. Tamamını kapattım. Şimdi elimi böyle hafif yağlayıp iyice dağıtıyorum. Çok böyle iterek yapmayın. Altındaki kıymayı oynatırsınız bu sefer. Üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı yağ koydum. Şimdi artık üzerine sürüyorum. Şimdi artık dilimleri ayıracağım. Öncelikle şöyle ortadan keseyim. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben böyle kare kare kesiyorum. Hafif şöyle şekil olması için 3 tane çizik atıyorum. Tamamen bunu desen olması amacıyla kesiyorum. Şimdi 200 derecelik fırında böyle bir 35-40 dakika, yani üzeri ve altı kızarana kadar pişireceğim. Alt üst ayarda olmasını özen gösterin ve fırınınızın tam orta gözüne koyun. Yavaş ve dikkatlice pişirin. Sizler de lütfen kendi fırınlarınıza göre dikkatlice pişirmeye özen gösterin. Çorbayı yapmak için özel bir tencereye ocağımı alıyorum. Altını yapıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tenceremi alıyorum.
doğradığım bir adet orta boy kuru soğanı içerisine ilave ediyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Bir tabak böyle, yani hemen hemen yarım kilo kadar ıspanağı ilave ediyorum. Altını kısıyorum. Birazcık ıspanakla yumuşatayım. 5 dakikadır kavruluyordu. Yeterli. Yarım su bardağı arpa şehriyi ilave ediyorum. İyi ki de arpa şehriyi de kavuracağım. İçerisine şöyle bir 5 bardak su ilave ediyorum. Kaynar. Kapağını kapatayım. Aralıklı olacak şekilde ocağı da orta ateşe getiriyorum. Ara ara şehriyeler dibine çöküp yapışmaması için karıştırarak pişireceğim. Hemen o arada yoğurtlu sosu hazırlayayım. Hemen bir 6-7 yemek kaşığı kadar yoğurt var. Böyle bir yemek kaşığı tam böyle tepeleme dolu olacak şekilde un. Bir adet yumurtanın sarısı. Çorbanın suyundan şöyle 2 kepçe katayım. Böyle biraz ılıklaşsın. Çorbanın içine katıyorum. Kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Ben tereyağıyla nane yapacağım üzerine. Bir yemek kaşığı tereyağını tavamın içine koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar da nane ilave ediyorum. Sadece şöyle bir diş sarımsak küçük küçük doğrayacağım. Çorbanın içine katıyorum. Naneyi kattıktan sonra şöyle bir iki taşım kaynatıp artık kapatabilirim. Tuzunu da ilave ediyorum. Çorbam da hazır artık. Yemeğimin de bir 10 dakikası var. Ondan sonra hemen yemeklerimin son haline geçeceğim. Yemeğimi fırından çıkarttım. Hatta şöyle kenarından birazcık tadına baktım pişmiş mi diye. Gerçekten çok güzel olmuş. Böyle yumuşacık. Ben salatamı da hazırladım burada. Şöyle karışık bir salata yaptım. Çorbam da hazır. Hemen şimdi yemeklerimi artık tabaktaki son haline geçebilirim. Öncelikle çorbayı bir servis tabağına alayım. Kıvamı gayet güzel olmuş. Eğer ki koyu gelirse birazcık su ilave edebilirsiniz. Bu çorbanın sadece tek tarifinde hemen yukarıya link olarak ekleyeceğim. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Kıvamını da şöyle yakından göstereyim. Gayet güzel bir çorba oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Şöyle birazcık ortadan alacağım. İki tane geldi. Gerçekten çok güzel oluyor. Muhakkak denemelisiniz. Bir tane daha koyayım. Yanına salata da koyacağım. En son böyle servis tabağında arzu ederseniz ben böyle iyice yağı kızdırdım. Üzerine şöyle birazcık gezdireceğim. Çok da güzel yakışıyor, tavsiye ederim. Ama yağlı olacağını düşünürseniz hiç ilave etmeyebilirsiniz. Çatalla böleyim. Şöyle iç kısmını da hafif göstereyim sizlere. Hiçbir şekilde öyle zorlamıyor. Gayet güzel. İncecik olmuş. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.